Herkese yeniden merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için makromeden bileklik nasıl yapılır bunu göstermek istiyorum. Ben mumlu ip kullanacağım. Şöyle göğüs kararı kesiyorum ama sizlere tabii ölçüsünü hızlıca vereceğim. Şöyle bir 35-40 santim kadar mumlu ipimden kestim. Bundan iki tane alacağım. Ve arkadaşlar düğümleri yapabilmek için de 75 santim kadar ipimizden keselim. İpimin bir tanesini şöyle iki ucu aşağıya gelecek şekilde hizalıyorum. Sonrasında balığımın kenardaki boşluktan ipimi geçirdim ve şöyle arasından da yine ipimi geçirip sabitliyorum buraya. Yine diğer kısmı da aynı şekilde. Şimdi arkadaşlar düğümleri yapacağız, kare düğüm oluşturacağız. Bunun için öncelikle işimi masama sabitliyorum. Biraz da yakınlaştırayım. Az önce kesip ayarladığımız 75 santim dediğim iplerden birini iki tane kesmiştik. Şöyle aldım arkadaşlar. Uç kısmını yine hizalıyorum. Şöyle. Sağdan başlıyorum arkadaşlar. Şöyle ipimin ortadaki ipin üzerinden bu kısmı böyle bir büyük D gibi düşünürsek üzerine alıyorum. Soldaki ipimi de şu noktada alttaki ipimin altından geçiriyorum. Ve soldaki kısımla birlikte ipimi çekiyorum. Yarım düğüm oluşmuş oldu böyle. Şimdi bir de sol taraftan yapacağız aynı işlemi. İpin üzerine getirdim. Sağdaki ipimi aldım. Şurada altından geçiriyorum. Ve her iki ucunu da ipin çekiyorum. Böyle bir kare düğümümüz oluştu. Bunu tekrarlayacağız arkadaşlar. Bir sağdan bir soldan arkadaşlar aşağıya kadar kare düğümlerimi oluşturuyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Arkadaşlar bir süre ördüm. Şimdi deneme yapacağım. Şöyle bilekliğimi ortalıyorum. Yeteri kadar örmüşüm. Bir de bunun kapaması olacak çünkü. Şimdi diğer kısmı öreceğiz.
Bilekliğimizin diğer kısmını da ördükten sonra arkadaşlar artık kapama kısmına geçeceğim. Şöyle bakalım tekrar. Yandaki ipleri şöyle 1 santim kalacak kadar keseceğim. Ama dikkat edin, ortadaki ipi aman kesmeyin arkadaşlar. Şu kısmı. Şöyle kesiyorum. İpimi yakıp yapıştıracağım. Çıkıp sinir. Diğer kısma da aynı şeyi yapıyorum. Şimdi arkadaşlar kapama kısmı için iplerimi şöyle üst üste getiriyorum. İsterseniz yine bantlayabilirsiniz. Daha kolay çalışacağımızı düşünüyorsanız. Şimdi 15 santim kadar yine ipimizden keselim. Tüm iplerin altından geçiriyorum. Yine burada da az önce yaptığımız gibi kare düğüm oluşturacağız. Birkaç tane yapmak yeterli arkadaşlar. Tamam, bu kadar yeterli. Yine arkadaşlar şimdi bu iplerimi şöyle göstereyim size de asansör kapamamız. Şimdi bu kenardaki iplerimi şöyle düğüm yapıyorum. Burayı da aynı şekilde. Artık bilekliğimiz bitmek üzere. Düğümden sonraki kısmı yine keseceğim. Şimdi arkadaşlar en son şu uç kısmına böyle bir süsleme yapmak istiyorum aslında. Bakalım gidebileceğim nasıl uç aparatlar var. Bir halka lazım. Şunlardan bir şey ekleyebilirim ama şöyle bir kırmızı boncuk eklemeye karar verdim. Bunun için de şöyle bir çivi lazım. Siz halkayla herhangi bir obje ekleyebilirsiniz. Şöyle hem çivi çalışmasında görmüş olursunuz. Biraz çivimi kısaltıyorum. Sonra şöyle ufak ufak çeviriyorum arkadaşlar, bakın. Bunu da halkayla bilekliğimin uç kısmına yerleştireceğim. Arkadaşlar makromeden yapmış olduğumuz bilekliğimiz böyleydi. Görmüş olduğunuz gibi kısa bir sürede yapılıyor ve yapılışı kolay. Umarım hoşunuza gitmiş. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.